şairi. Öyküsü ise günlere konu olacaktır ben. Pendik Belediyesi 11 yıldır zaptı olarak görev yapan 30 yıllık boksör Durmuş Karakuş. Ağır siklet, boks şampiyonu oldu. Akşam boksör. Hem de ağır siklet boks şampiyonu. Asıl mesleği zabıtalık. Pendik Belediyesi'nde 11 yıldır bu görevi yapıyor. Boksta çocukluğundan beri sevdalı. İkisini de aşkla yaptı yıllarca. Bugüne kadar çıktığı 60 maçta çok sayıda kupa ve madalya kazanan Karakuş. Son olarak İngiltere'ye davet edildi. Orada söylemiştim. Asla yayınlayamayacağımı söylemiştim. Ama rakibim benim resmini çerçeve yapacağını söylemişti. Maalesef ilk roundda nakavt oldu. Rakibi Karakuş'un yumruklarına uzun süre dayanamadı. Tek bir darbe dahi almadan güçlü rakibini yere serdi. Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Karakuş, Türkiye onu zabıta boksör olarak tanıyordu ancak artık sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de dev bir müsabakada ringe çıktı ve İngiliz rakibini yere serdi. İşte bu kemer ve bu madalyayla yurda döndü. Aldığı galibiyeti ise şehitlere armağan etti. Geri duman, Türk kardeşlerimize armağan ediyorum. Haklarını helal etsinler. Onları çok seviyorum. Allah ruhlarını şahit etsin. Ayağının tozuyla idmanlara da başladı. Hadi. Çok yorucu bir antrenman programına başladınız. Evet, doğru. 17 bin maçımız var. Sağ olsun hocamla beraber. Ayağımızın tozuyla. Dün akşam indik ama işte yeni bir maç. 41 lira aldık. İngiliz rakibi tamam. Sırada kim var? Adaylar kimler? Valla çeşitli ülkeler var daha doğrusu. Ve son maçı. Gong çalmadan kısa bir süre önce Beşiktaş'taki hain terör saldırısı gerçekleşti. Haberi telefonda eşimden aldı. Senin çok çok... Dilim varmıyor son yine. Senin dedi çok çok üzüleceğim bir şey oldu yine. Ne oldu dedim. Bu vatan için polis evlatları nasıl şehit oldu dedi. Tabii biz bu vatan için gidip dünyanın öbür tarafından dövüşüyoruz. Bu bayrağı orada söylemiştim. Asla yere indirmeyeceğimi söylemiştim. Gözleri yaşlı çıktı karşılaşmaya. Şehitler için kazanacağım dedi. Öyle de yaptı. Maç fazla uzun sürmedi. Allah yardım etti. İlk roundda bitti. Şimdi bundan sonrası biraz daha zor oldu. Ona göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah güç kuvvet versin. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Kazandığı kemeri aldığı gibi Beşiktaş'taki hain saldırının yaşandığı yere geldi. Durman maçında kazandığı altın kemerini şehitlerin huzuruna bıraktı. İngiltere'de de söylemiştim. Kemer maçından sonra da söylemiştim. Bu kemeri burada şehit olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde şehit olan ve Müslümanlık için şehit olan Müslüman kardeşlerimize ve Yüce Türk milletine armağan ediyorum. Haklarını helal etsinler. Thank you.